Burası neresi? Burası Sözler Köşkü Gençlik Merkezi'nin bitmek bilmeyen inşaatı. Sonuna geldik. %10'luk bir bölüm kaldı ama artık ilerlemiyor, tıkandı ve bazı gelişmeler var size anlatmak istediğim. Hepimizin böyle içinde çok ciddi bir arzu, bir istek var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, canımız peygamberimizi bütün dünya duysun istiyoruz. Dünyada 8 milyar insan var, 2 milyar Müslüman var. 6 milyar insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımıyor. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. İçimizdeki arzu da şunu söylüyor. Ya bir şey olsun, uzağı yakın etsin. Herkes Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanısın. Çünkü bakıyorsun Hindistan'da bir grup insan putlara tapıyor. Bakıyorsun öteki tarafta Hristiyanlar Hazreti İsa'yı peygamber değil haşa Tanrı zannediyor. Bakıyorsun Yahudiler bambaşka bir alemde. Ateistler diyor ki bu dünya kendi kendine oldu, her şey tesadüfi diyor. Ya bu kadar yanlış fikrin olduğu bir ortamda bir şey çıksın, bir şimşek çıksın, uzağı yakın etsin. Herkes Hakk'ı tanısın, herkes Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanısın, İslamiyet'i tanısın istiyoruz. Ve dünya da çok büyük bir yer, 8 milyar insan. Düşünün bakın İstanbul'da 20 milyon insan var, biz çok kalabalık diyoruz. 20 milyon 8 milyarın içinde çok küçük bir rakam. Çok fazla insan var Meksika'sından, Amerika'sına, Endonezya'sından, Pakistan'ın, Hindistan'ın o dar sokaklarına kadar. Ya bu kadar çok insana nasıl bu kelamullah ulaşacak? Şöyle uzağı yakın eden bir şimşek yok mu diye içimizde bir arzu var. Eminim siz de bunu istiyorsunuz. Kardeşler bir formül bulduk. Elhamdülillah işe yarıyor. Biliyorsunuz Sözler Köşkü, Instagram, TikTok birçok yerde var ama sadece YouTube'da 3,5 milyon abonemiz oldu. Ve milyonlarca hatta 100 milyonlarca izlenmemiz var YouTube'da. Hatta bütün kanallarımızın sadece YouTube izlenmesi 1 milyarı geçti. Birçok insanın hayatı değişti. Yani bunlar sadece rakamlar değil. O kadar çok mesaj geliyor. Siz de muhtemelen onlardan bir tanesiniz. Yorumlara baktığınızda işte birisi tesettüre girdim, videoları izledim, namaza başladım. İşte ateist arkadaşıma gönderdim, videoları izledi, şehadet getirdi, Müslüman oldu. O kadar çok haber var ki yani formül gerçekten işe yarıyor. Yani formül dediğim şey ne? Bir hakikat var. Kur'an'da yazan, hadis-i şeriflerde yazan, alimlerimizin kitaplarında yazan. Biz gençler olarak o bilgileri alıp gençlerin dilinden insanlara sunuyoruz ve anlatıyoruz. Ve insanların hayatlarının değişmesine vesile oluyoruz. Gerçekten gözümüzün önünde işe yarayan bir formül var. Biz bu Türkçe'de başarı olunca 7-8 yıl önce dedik ki ya dünya 70 milyon, 80 milyon değil ki 8 milyar insan var. Acaba bu formülü yabancı dillere yapsak aynı şekilde çalışır mı, işe yarar mı bu diye 7-8 sene önce İngilizce kanalımızı başlattık, Towards Eternity. Çalışmadı, işe yaramadı. 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene çalıştık, didindik. Elhamdülillah bundan 2-3 sene önce. İngilizce'de bu işe ciddi mesai harcadık. Artık dertlendik, bizim bu işi çözmemiz lazım. İşte çevirilerde mi problem var, dublajda mı problem var, ne yapalım, ne edelim dedik ve ekipçe bu işe yöneldik. Elhamdülillah sizin gibi Sözler Köşkü Derneği'ne bağışta bulunan insanlar da işin içine girince çevirilerin kalitesi, dublajın kalitesi Allah bir yürü ya kulum dedi. Birçok insan dertlenince. What should you do? Leave it. There's no problem. Should I wash my hands again? Ve şu anda İngilizce kanalımızın abone sayısı 1.6 milyon. İnanılmaz hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Milyonlarca izleme var. Birçok insanın hayatı değişti ve bu insanlar kanalımıza Kanada'dan, Amerika'dan, İngiltere'den, Endonezya'dan, Pakistan, dünyanın farklı yerlerinden izliyorlar. Hatta girip şu anda Towards Eternity kanalının herhangi videosunun altına girip yorumları okuduğunuzda çok motive olacaksınız. Birçok insanın şehadet getirmesine vesile oldu elhamdülillah. Ya tabii biz alim değiliz. Hani şöyle bir baktığınızda da zaten alime benzer bir tarafımız yok. Ama nedir? Gençlerin dilini biliyoruz, sokaktan geliyoruz ve alimlerimizi çok seviyoruz, okuyoruz, anlıyoruz ve onları anlatıyoruz. Yani yaptığımız şey aslında formül şu. YouTube'un bir algoritması var, TikTok'un, Instagram'ın bir algoritması var. İşte bu hakikatlerin milyonlarca insanın ulaşmasına vesile olmak. Yaptığımız şey bu. Yoksa buna viral bir etki veremediğinde hakikat yine hakikat. Ama sadece sen anlıyorsun, çevrendeki insanlar anlıyor. Algoritmaya girmediği için video yayılmıyor. Elhamdülillah böyle bir şey bulduk. Sonra dedik ki ya bu İngilizce de işe yaradı. Ama İngilizce her şey değil ki. Eğitimli insanlar İngilizce biliyor dünyanın her yerinde ama eğitimli olmayan insanların sayısı çok daha fazla. Sonra dedik ki ya bu iş İngilizceyle bitmeyecek. Ne yapalım? Bu formülü acaba dedik başka kanallara uygulasak, yeni kanallar açsak işe yarar mı? Ne yapalım? Bundan 2 sene önce yaklaşık Endonezya dilinde kanal açalım. 200 milyondan fazla Müslüman kardeşimiz var. Çünkü Müslümanların da buna ihtiyacı var değil mi? Hani Türkiye Müslüman memleketi. Liseye giden bir çocuğa sorun 40 kişiden belki bir kişi namaz kılıyor. Müslümanların da ihtiyacı var. O zaman Arapça kanal da açalım. Çünkü Müslümanların birlik olmasıyla dünya değişmeye başlayacak. Urdu Hindi kanalı açalım dedik. Yani Hindistan coğrafyasında, Pakistan'da 1 milyardan fazla insan yaşıyor. Ya Allah bismillah dedik. İşe yarayacak mı, yarayacak mı? Uzun süre mücadele ettik. Elhamdülillah
Arapça kanal algoritmaya girdi. Şu anda herhalde 600 bin oldu mu kardeşler? Kaç şu an? 532 bin. Onu da hemen düzeltelim. Arapça kanalın. Milyonlarca izlenme var. Endonezya'da 200 bin aboneye geçtik. Çok güzel gidiyor videolar. Urdu'da, Hindistan'da, Pakistan'da şu anda videolarımız izleniyor. كنت طفلا وكنت معجبا للغاية بأمريكا وأوروبا. Topik ऐसी औरत को लोगों और हुकूमतों की مخالفت کا سامنا Mereka ini mengambil semua nyawa manusia. Apakah ia akan muncul? 200 binden fazla abonemiz var. Milyonlarca izlenme var. Elhamdülillah dedik ya, bir formül bulduk. Uzağa yakın eden bir şey, bir şimşek arıyorduk. Ve işe yarıyor. Yani Allah'ın inayetiyle. Bundan 4 ay önce de dedik ki ya, madem işe yarıyor, o zaman bunu artıralım. Dünyanın 15 diline çıkalım diye bir hedefimiz var bizim. Çünkü şöyle bir istatistik aldık. Dünyanın 15 dilinde içerik üretirsek, dünyanın %90'ı bizi anlayabiliyor. Evet, bu tam olarak aradığımız şey. Uzağa yakın eden bir formül. Sonra dedik ki 4 ay önce Rusya'ya girelim. Rusça kanal açalım, İspanyolca kanal açalım, Fransızca kanal açalım. Ya olur mu, olmaz mı? Saatlerce toplantılar yaptık. Acaba olur mu? Bu dillere mi girelim, şu dile mi girelim diye girdik. Tabii çok ciddi bir çalışma var. Yani her dilde yaklaşık 15-20 kişi çalışıyor. Ve bunların çoğu yurt dışında yaşıyor. Yani Hindistan'da ve Pakistan'da yaşayan Müslüman kardeşleri bulup çeviri, dublaj hizmeti alıyoruz. Elhamdülillah girdik. İspanyolca kanal şu anda fena değil ama istediğimiz noktada değil. Antes pensaba que eran virtuosos, valoran la libertad de opinión, son desarrollados. Tabii 4 aylık olduğu için bir şey demiyoruz. Fransızca kanal algoritmaya girdi. Yüz binlerce izlenen videolar oldu elhamdülillah. Ama Rusça kanal bize dedi ki, çok geç kaldınız dedi. Son 4 ayda 12 milyondan fazla izlenme aldık Rusça kanalda. Ya girin bakın, hani Source Eternity Russia yazıyor ama Russia'yı yani Kiril alfabesinde yazamayacağınız için belki Sözler Köşkü kanalımızın kanallar sekmesinden girip bakabilirsiniz. Hatta arkadaşlar buraya kart koysunlar. Böyle dublajlar. Hollywood'um. И меня очень впечатляли такие страны, как Америка и Европа. Раньше я считал. Hiç anlamadığımız böyle bir dil. İşte çeviri programlarına giriyoruz, Türkçe'ye çeviriyoruz. Bakıyoruz ki elhamdülillah Moskova'da izlenmelerin %60'ı da Rusya'nın kendi içinden. Yani şu anda yaptığımız formül gerçekten işe yarıyor. Bu işin içinde siz de varsınız. Hani bu görmüş olduğunuz işte çatılar, bu yere atılan çaplar, hani bunlar değil. Evet, ben de destek oluyorum ama benim olduğum destekle olacak bir şey değil bu. Buna hepimiz vesile olduk ve şu anda Moskova'nın sokaklarında o sarışın, mavi gözlü insanlar videoları izliyorlar, şehadet getiriyorlar, hayatları değişiyor. Yani bu anlattığım şey hikaye değil. Biliyorum, inanması gerçekten çok zor. Ben de ya ne oluyor diyorum, inanmakta zorlanıyorum. Girip yorumlara bakıp, videoları izleyip siz de kendi gözlerinizle de bunu görebilirsiniz. Şu an 8 dildeyiz. Allah nasip ederse inşallah Bangladeş diline ve Almanca diline girme niyetimiz var. 15 dile çıktığımız zaman %90'ı dünyanın bizi anlayabiliyor olacak. Peki bütün bunları neden anlatıyorsun Fatih kardeşim diye soracak olursanız. Kardeşler, bu gençlik merkezi bitmiyor. Yani neden bitmediği konusunda düşündüm. Yani maddi olarak bir tıkanıklığa geliyoruz şu anda. Elhamdülillah hani buraya kadar durmadı inşaat, Allah razı olsun. Ama şu anda artık bundan sonrasının nasıl devam edeceğini bilmiyoruz. Son %10'luk bölüme girdik diyebilirim. Maddi olarak problemler var. Yani geçen de bir duyuru yaptık. Destek olanlar da oldu ama herhalde kardeşler şöyle düşünüyor. Ya tamam, artık bitmeye yaklaşmış, %10 kalmış. Tamam, bu iş bundan sonra hallolur. Bana ihtiyaç yok. Böyle mi düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama böyle düşünüyorsanız bu iş gerçekten bitmez. Bir de ya bu mantıkta bence bir hata var. Şöyle düşünmemiz lazım. Ya onların ihtiyacının olup olmaması değil ki mesele. Benim vermeye ihtiyacım var. Yani benim verdiğim destekle, bağışla milyonlarca insanın hayatı değişecek. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Es sebebü kel fail diyor. Yani sebep olan yapmış gibidir diyor. Yani bizim burada yaptığımız, bilgisayarda yaptığımız çekimlerden, çalışmalardan sevap kazanılan her şey, buna vesile olan, burada bir tuğlası bile olan herkesin sevabına yazılacak. Bu açıdan baktığımız zaman onların ihtiyacı var mı? Değil ki, ihtiyaç var. Benim ihtiyacım var ahiretimi imar etmek için diye düşünmemiz lazım. Bir de buraya yapılan destekler sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Yani buraya ne kadar genç geldi, gitti, hepsinin sevabını hisseder alacaksınız. Ya camilere gittiğimiz zaman hiç şikayet etmiyor muyuz ya? Niye gençler yok? Öğlen namazına gidin camiye. Bir iki saf, yaşlı bir cemaat var. Ya gençler nerede? Gençler burada. Yani eğer köşkü takip ediyorsanız cumartesi sohbetlerinde yüzlerce genç akın akın medresemize geliyorlar. Çay içiyorlar, kahve içiyorlar, sohbet dinliyorlar, dostluk kuruyorlar, beraber namaz kılıyoruz, tesbihat yapıyoruz. Evet, %90'ın genç olarak katıldığı bir Sözler Köşkü var burada. İşte bu formülü, bu çalışan formülü, yeni bir şey denemiyoruz. Yeni bir şey denemek belki riskli olabilirdi. Bu çalışan formülü daha da büyütüp dünyanın 15 diline çıkacağımız yer
İşte burası, Sözler Köşkü Gençlik Merkezi. Şu an Avcılar'da maalesef durum iyi değil. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan bir binada kalıyoruz. Bir an önce buraya geçmek istiyoruz. Burası her açıdan sağlam. Ve oradaki küçük stüdyomuzda çekimlerimizi istediğimiz gibi yapamıyoruz. Oraya sığmıyoruz. Bir an önce buraya geçmek istiyoruz. Ve buranın da artık %10'luk kısmı kaldı. Eksikler var. Eksikler ne kardeşim? Mobilya. Burası ne, mescit mi? Burası mescit, sohbet salonu, aynı zamanda sosyal alanı. Evet ya, buranın da olması lazım kardeşler. Burada namaz kılınacak, burada sohbet yapılacak, başka boya yapılacak, mutfak dolabı, yemekhanenin masası, sandalyesi, cam bölmeler, ofis mobilyaları, bunları başlıcaları. İnşallah bu sefer bitirmeyi nasip eder. Artık yüzdük kuyruğuna geldik. Annemizin hayrına, babamızın hayrına niyet ederek böyle bir şey yaparsak, düşünsenize, benim de daha yeni eniştem vefat etti. Ya onun niyetine destek olduğumda burada, yani ahirette acaba neyle karşılaşıyor? Milyonlarca gencin hayatının değişmesine, namaza başlamasına vesile olan bir şeyden dolayı ona hayır gidiyor, hasenat gidiyor. Herhalde onları en çok sevindireceğimiz şey bu olur diye düşünüyorum. Bakalım, inşallah açılışımızı yaptığımız günü görmeyi Allah nasip eder. Burada yüzlerce gencin namaz kıldığı, aşağıda çaylarını, kahvesini içenler, bir yandan Kur'an-ı Kerim eğitimi alanlar, Kur'an-ı Kerim hatimlerini bitirip hatim duası yapanlar, hatim duası yaparken ya Rabbi burasının tuğlasından çimentosuna kadar vesile olan herkesten sen razı ol, onları cennetine al, cehennem azabından onları muhafaza et diye dua ettiğimizde, amin dediğimizde inşallah o duanın içine hepimizin girmesi niyeti ve duasıyla kardeşler. Allah'a emanet olun.